Çok saygıdeğer Sivaslı kardeşlerim, Sivas Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün Sivas'ta sabah saatlerinden beri bir dizi program yaptık. İnşallah bu programda da noktayı koyup tekrar İstanbul'a geri döneceğiz. Anlamlı bir gün dolayısıyla buradayız. 104 sene evvel Türkiye'de tamamıyla dağıtılmış, tamamıyla yok edilmiş bir Cihan İmparatorluğu'nun küllerinden büyük bir milli mücadele hareketinin başlangıcı son noktada burada kararlaştırılmış. Samsun, Amasya, Erzurum'dan sonra Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla milli mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada birlik ve beraberlik ruhuyla bütün dağınık müdafaa-i hukuk cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetleri adı altında bir araya getirilmiştir. Ve ondan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna giden yolun kapıları açılmıştır. Ben her şeyden evvel o zor zamanlarda bir araya gelerek Anadolu'nun kurtuluşu mücadelesine omuz veren, güç veren, öncülük eden bütün ecdadımıza yürekten şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Şimdi devletlerin ömründe 100 yıllık bir süre aslında çok uzun bir süre değildir. İnsanların ömründe öyle. Ama devletlerin ömründe 100 yıllık süre uzun değildir. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı ya da esasında 19. yüzyılın sonundan itibaren başlayarak 20. yüzyıla kadar devam eden bu süreçte gerçekten millet olarak oldukça büyük sınavlardan, oldukça zor imtihanlardan geçti. 7 kıtaya hükmetmiş, 7 iklime hükmetmiş bir büyük cihan devletinden sadece 20 senede Balkan Savaşları'nda gelen yenilgiler sonucu, farklı cephelerde gelen yenilgiler sonucu milyonlarca kilometre karelik bir büyük devletten 780 bin kilometre karelik Anadolu topraklarına çekilmek zorunda kaldı. Dil, topu tüfeği, kazması, küreği dahi kalmamış olan bir ülke olan bir çocukları olarak ecdadımız ya Allah diyerek ayağa kalktı ve Türkiye Cumhuriyetimizi kurdu. Bu geçtiğimiz bir asır yokluklarla, zorluklarla, mücadelelerle ama her alanda mücadeleyle geçti. Hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman pes etmedik ve hep daha ileriye gitmek, daha güçlü noktalara ulaşmak için Sivas Kongresi'nde ortaya konulan o temel umdeler çerçevesinde, yani milli iradeyi esas almak, hiçbir şekilde başkasının egemenliğine boyun eğmemek, milletten başka söz ve karar sahibi tanımamak. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını hiçbir şekilde bu fikirden vazgeçmeden mandacılığa razı olmamak ve Türkiye'nin vatanını o zamanki adıyla misak-ı milliyi böldürmeyip bu aziz vatanı bir bütün olarak kabul etmek şiarları etrafında mücadelemizi sürdürdük. Çok şükür geriye baktığımızda bütün yokluklara, bütün zorluklara, bütün yoksulluklara rağmen aldığımız mesafe fevkalade önemlidir. Şimdi önümüzde yeni bir dönemin kapıları Allah'ın izniyle sonuna kadar açılmaktadır. Türkiye yeni fırsatlarla, yeni imkanlarla karşı karşıyadır. Hiç şüphesiz bu imkanlarla birlikte bazı tehditlerin de olduğu aşikardır. Ama sonuç itibariyle Türkiye bugün hemen hemen bir asır evvel bizim önümüze konulan muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak idealini yakalamış, Allah'ın izniyle muasır medeniyet seviyesinin çok daha üstüne çıkabilecek bir imkan ve potansiyele sahip olmuştur. Onun için diyoruz ki, şimdiye kadarki kazanımlarımızı bilerek bunları daha ileriye götürmek ve Türkiye'nin önünü açmak için hep beraber gayret etmemiz lazım. Bu gayret sadece bir tarafın, bir kesimin gayreti değil, 85 milyonun hep beraber ortaya koyacağı gayret olmalıdır. Türkiye
Bu gayreti ortaya koyarken her şeyden evvel toplumsal bütünlüğünü sağlamak, güçlendirmek mecburiyetindedir. Toplumsal bütünlükten kastımız içimizdeki farklılıkları bir ayrışma vesilesi olarak değil, içimizdeki farklılıkları bir bütünleşme, bir güç ve kuvvet meselesi olarak görüp yolumuza devam etmektir. Bu anlamda gerek mezhep meşrep bakımından, gerek etnik farklılıklar bakımından bu milletin önüne getirilen her ayrılık senaryosu, her farklılaştırma çabası milletin büyük hedeflerine karşı yapılmış açık bir ihanettir. Dolayısıyla öncelikle birliği ve beraberliği kenetlenmiş bir binanın duvarları gibi bir araya gelmiş bir millet olarak sürdüreceğiz. Bu çerçevede özellikle milli bütünlüğümüzün en temel unsurlarından birisi olan aile yapımızı güçlendirmek için her türlü çabayı ortaya koyacağız ve ailemizi çok daha güçlü bir şekilde ileriki nesillere taşıyacağız. Yine aynı şekilde güçlü ve büyük bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için ekonomik bakımdan güçlü olmak olmazsa olmaz şarttır. Türkiye'de özellikle son yıllarda ekonomik alanda ortaya konulan başarıların, alınan sonuçların önemli olduğunu ama çok daha ileriye gitmek mecburiyetinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Güçlü ve büyük Türkiye hedefinin olmazsa olmaz şartı tek tek şehirlerimizin güçlü olmasıdır. Eğer Sivas her alanda güçlü değilse Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir. Şehirlerimizin her birisi birbiriyle uyumlu bir şekilde yoluna devam edecek. Bir bölgenin kalkındığı, başka tarafın zayıf kaldığı bir tablonun ise Türkiye'nin gelişmesine zarar vereceğini bileceğiz. Onun için diyoruz ki topyekün kalkınmanın, ekonomik olarak bütün toplumsal kesimlerle birlikte güçlenmenin yeni, güçlü, büyük Türkiye idealinde bizim olmazsa olmaz bir şartımız olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Etrafımıza baktığımızda kuzeyde Ukrayna-Rusya arasındaki savaş maalesef sadece iki ülke arasındaki bir gerilimin sonucu değil, Rusya ile Batı arasındaki bir gerilimin, çatışmanın bir sonucudur. Aynı şekilde Karadeniz'de suların ısınmasına paralel olarak Akdeniz'de de suların ısındığını, hemen güneyimizde terör örgütleri vasıtasıyla bütün ülkelerin maalesef içine dönük bir takım gerilimler yaşadığını görüyor ve takip ediyoruz. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, velhasıl Anadolu'nun etrafındaki bütün coğrafyalarda ne kadar büyük türbülansların ortaya çıktığını, ne büyük tehditlerin ortada olduğunu biliyoruz. Onun için diyoruz ki bunların hepsinden de baş edebilmek için içeride çok güçlü olmak, bunun içinde her alanda gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Başta milli savunma sanayi olmak üzere yüksek teknolojilerdeki başarılarımız, eğitimdeki, kültürdeki, sanattaki, spordaki başarılarımız hepsi Türkiye'nin bu coğrafyada sağlam bir şekilde yere basmasıyla sağlayacak olan sonuçlardır. Bu coğrafyada Türkiye'nin başkasından yardım beklemeden, hani şimdi mandacılık diyoruz ya, 104 sene evvelki mandacılık tartışmasını konuşmak kolay. Esas mandacılığın bugündeki etkilerini ve tesirlerini ortadan kaldırmamız lazım. Yıllarca birileri Türkiye'yi başka ülkelere göre bakarak hizaya girmesi için eksen belirlemeye davet etmediler. Biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye eksenini o ülkeye ya da bu ülkeye, şu tarafa ya da bu tarafa bakarak eksenini tayin etmez, edemez. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır. O da Türkiye eksenidir. Türkiye ekseni etrafında bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz. Etrafımızdaki çatışmaları azaltacağız. Dostluklarımızı çoğaltacağız. Düşmanlıkları ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz. Ama hepsinden önemlisi bu coğrafyada iki ayağımızda sağlam bir şekilde yere basacağız. İki ayağımızda sağlam bir şekilde yere basmanın koşulları, işte söylediğim gibi
hem ekonomik olarak güçlü olmak hem siyasi olarak güçlü olmaktan geçiyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin iftihar tablosu olarak gördüğümüz gelişmelerle gerçekten önümüze çıktıkça son derece memnun oluyoruz. Örneğin, bundan açık söyleyeyim. 30 sene evvel birisi gelse deseydi ki, Sivas'a hızlı tren yapılacak. İnanır mıydınız? Daha hızlı tren İstanbul-Ankara arasında yoktu. Aslında bu hızlı trenler 30 sene evvel tamamlanmalıydı da onun için söyledim. O zaman özgüveni olmayanlar, Türkiye'ye güvenmeyenler maalesef bu adımları atamadılar, attırmadılar. Yine hemşeriniz Nuri Demirhan 30'lu yılların sonunda 1940'lı yıllarda uçak yaptığını hepimiz biliyoruz. Ama maalesef o uçakların yapılmasını bir şekilde engellediler ve Türk havacılık tarihinin yıllarca geri kalmasının önü açılmış oldu. Şimdi çok şükür Teknofest'te görüyoruz. Türkiye havacılık alanında da fevkalade güçlü bir noktaya doğru ilerliyor. Bugün valilikte 8 yaşındaki bir kız çocuğu bana çiçek verirken karşılamada ismini sordum. Sonra arkasından evladım ne olacaksın dedim. Ben büyüyünce astronot olacağım dedim. Türkiye'nin çocuklarının böylesine büyük bir özgüven kazanmış olması her türlü takdirin üstündedir. Allah'ın izniyle Türkiye'nin gençleri, yeni nesilleri Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye yüzyılının önünü açacak ve Türkiye'yi daha ileriye, daha güçlü bir ülke olması mücadelesinde Türkiye'yi daha ileriye götüreceklerdir. Ben bu duygularla sözlerimi tamamlarken bizim siyasi hayatımız için bu akşam buradayız. Bu soruyu da cevabını verip oturacağım. Sonra mikrofonu sizlere teslim edeceğiz. Bir müddet de sizin sorularınızı ya da görüşlerinizi dinleyeceğim. Bizim siyasi hayatımız boyunca önem verdiğimiz en önemli hususlardan birisi sivil toplumla siyaset arasında aktif bir ilişki kurmaktır. Siyaset başka yerde durur, sivil toplum ise başka bir tarafta durur, durursa bu olmaz. Toplumun daha canlı olabilmesi için, güçlü olabilmesi için, Türkiye yüzyılı hedeflerinde daha hızlı yürüyebilmesi için sivil toplumla siyaset arasında bir geçişkenlik, bir fikri akışkanlık ve ortak bir amaç birliğinin olması şarttır. Aranızda çok farklı STK'ların olduğunu biliyorum. Bu sivil toplum kuruluşlarımız her birisi kendi alanlarında kendi fikri çalışmalarını, kendi sivil toplum çalışmalarını sürdürsünler ama her birisi aynı zamanda ortak hedefe doğru yönelsin. Türkiye için en büyük tehditlerden birisi bir kısmımız Halya'ya giderken bir kısmımızın Konya'ya gitme riskidir. Yollarımız, hayat tarzlarımız, siyasetlerimiz, düşünce tarzımız farklı olabilir ama hepimiz aynı istikamete, aynı doğrultuda yürümeye devam edeceğiz. Ve inşallah bu ülkeyi 21. yüzyılın sonunda dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline hep beraber getireceğiz. Bunun için siyasete büyük sorumluluklar düştüğü gibi sivil topluma da büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun gerçekleşmesi için aynı zamanda üniversitelerimize, iş dünyamıza da büyük sorumluluklar düşüyor. El ele, gönül gönüle, kenetlenerek ortak hedeflerimize doğru inşallah yürüyeceğiz. Ve ilerlemeyi, güçlenmeyi, başarılı sonuçlar almayı önce şehirlerimizden başlatacağız. Şehirlerimizin her birisini kendi alanlarında yıldız şehirler haline getireceğiz ve inşallah hep beraber bu tarihsel noktada yüzyıl devletlerin ömrü için çok kısa bir süre inşallah önümüzdeki ikinci cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını da başarılarla tamamladıktan sonra üçüncü asırda bu ülkeyi yönetecek insanlara çok daha güçlü bir Türkiye'nin bırakılması için mücadele edeceğiz. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın. Allah yolumuzu açık kılsın. Allah dostlarımızı sadık eylesin ve bu anlamda da önümüze çıkacak her türlü engelleri bertaraf edebilme güç, kuvvet, basiret ve ferasetini bu millete versin diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.